Hadi var. Bir saatte yakın geldim. Bakın kardeşler. Bir gün bir de kulağa sık haşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği insanların birini getirir. Medine şehrinde bastırır. Basırandan sonra cemaate deyir ki bu insan 3-4 iləndən sonra sorğu sualı başlayır. Bizler kendimiz elhamdülillah ne haçperest deyirik, ne yahudi deyirik, ne ateşperest deyirik. Elhamdülillah müsalmanıq. Bu qəbir sandığın tarixinə baxın. 100 il bundan qabaq dəfn olunmuş insanların baş taşlarının üstündə dini sözlər yazılır. Bu onu göstərir ki, bu kəndin bir tarixi olur. Bu kənddə Allaha inanan, ona heç bir şey şərik qoşmayan, tək Allaha ibadət eləyərək tövhid üzərində yaşayan insanlar olur. Muhammed s.ə.v cənazəni bastırıb önünü dəfn elədikdən sonra sahabələrə deyir ki, qardaşınız bu an sorğu sual olunur. Allah'tan onun için sabitlik dileyin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırır, dua edir. Sahabeler de hamısı qəbrin etrafını toplanarak dua edir. Bakın, aziz kent cemaati, bizler o kadar dinimiz unutulmuşuz ki, o kadar dinimizi unutturublar ki bize, o kadar bazı insanlar dinden uzak kalıp ki, hatta insan ölende bile, en sevdiği insan ölende bile, elini açıp ya Rabbi sen bu insanı bağışla demeye dili gelmir. Çünkü bazı insanlar Allah'ın varlığına inanmır. Bazı insanlar öldükten sonra yeni bir hayatın berzah alemi, qəbir aleminin yeni bir sayfası açıldığına inanmır. Ve insan 5 mərhələ yaşayır. Her birimiz bunu zaman keçdikçe bunu görəcək. Bir çox insanlara deyəndə ki, ahiret var, cennet cehennem var, qəbirde hesab var. Deyirlər ki, qəbirden kim qalxıb gəlir? Hemen o insanlar unutmasınlar ki, ölüm mələyi gəlib onların canlarına çökəndə həmin o sözü çox xatırlayacaqlar. Və ey Rabbim bizə möhlət ver, sənə inanaq, tövbə eləyək, iki rəkat namaz qılıb sənə səcdə eləyək deyə bizə ömür ver deyəcək. Amma Allah Taala deyəcək ki, sizə əsla bir də ömür verməyəcəm. Çünki siz yaşadınız, sizə Allahın varlığı göstərildi. Əzan olurdu, eşidirsiniz. Məscid var idi, eşidirsiniz. Quran-ı Kerim var, eşidirdiniz. Nə üçün gedib dininizdə sizdən tələb olunan nədir deyə gedib axtarmırdınız. Qiyamət günü ona göre üzrümüz olmayacak kardeşler Allah'ın qabağında. Ben o insanlara deyirəm ki, aslar ki, deyirlər ki, kim o dünyadan gəlib? Baxın, insanlar 5 hayatı yaşayır. Heç birbirine oxşamır. Birinci ruhlar aləmi. Hansı ki, heç bir insan dünyaya gəlməməzdən qabaq, onun ruhu ruhlar aləmində olur. Ve Allah'ın varlığına ve birliyinə inanmış olur. Anasının bətinində, ana qarnında insan dünyaya gəldikdən sonra, 4 ay 10 günü tamamlanandan sonra Allah'ın yarattığı o ruh gəlir ananın qarnında o uşağa verilir. Ona görə 4 ay 10 gün tamam olana kimi heç bir ana qarnındakı uşaq nəfəs almır. Və o uşağa nəfəs verildikdən sonra onun 4 şeyi alnına yazılır. Nə vaxt öləcəyi, xoşbaxt mı, bədbaxt mı olacağı, rızqısı və harda öləcəyi. Bunlar çox önəmlidir bunları bilmək. Ruhlar aləmi bir yaşayırıq. İkinci ana bətini aləmi. Herkes burada anasının bətinində olub. Heç kəs bir gündə doğulmayıb. Hamımızı anamız daşıyıb qarnımızda. Ana bətinindəki aləm bu dünyadakı aləmdən çox fərqlidir. Əgər bir insan gedib o uşağa desəydi ki, sən dünyaya gələcəksən, sənin dişlərin çıxacaq, saçın böyüyəcək, gəzəcəksən, qaçacaqsan, deyib güləcəksən, o uşaq belə bir dünyaya gələcəyinə əsla inanmazdı. Çünki onun yaşadığı aləm onun üçün elə təsəvvür olunurdu ki, axıra kim orada qalacaq. Amma zamanı dolduqda 9 ayı və yaxud da doğum tarixi tamamlandıqda dünyaya gəlmək məcburiyyətindədir. Üçüncü dünya, bu dünyamızdır, qardaşlar. Hamımıza Allah yenidən bir ömür verir, bu dünyanı da keçmək zorundayıq. Kimi 100 yaşı yaşayır, kimi 50 yaşı, kimi 20 yaşı, kimi də bir gün, bir dəqiqə yaşayanlar var. Önəmli olan odur ki, bu dünyadan hər kəs gəlib keçməsi lazımdır. Bugün də deyəndə ki, ahirət var, öldükdən sonra hesab var, cəsəd qəbirdə otuzdurulub hesaba çəkilir. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin hansı dindir? 3 sual verilir o insana. Eğer insan inanan insandırsa, Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki,
Kim kabirde bu suallara cevap vererse onun kabirdeki alemi. Sonra Allah Teala ona diyor ki onun kabirini genişlendirin. Cennetten ona bir bahçe açın. İnsan gideceği yer tesavvür eylesin. İnsan o suallara cevap verebilmeyen de cehennem çukurlarından, kuyularından bir kuyu olur onun kabiri. Bugün insanlara diyende ki hesap var, sorgu sual var, kabir alemi var ki bizim yaşadığımız dünyaya okşamır, ruhlar alemidir. Değiller ki kim gelir? Bəli, ana karında olan uşağa deseydin ki sen böyle olacaksan, o da derdi ki kim deril olacak. Ama nihayet dünyaya geldikten sonra her şeyi görürük. Eləcə de vefat eləmiş insan, vefat eləmiş insan olabilsin ki inanmır. Ama ruh ki gelir, her insanın ruhu çıktıkta onun canını alan melekler gözleriyle görür. Ona göre ölen insanların %99'u öldüğü zaman gözleri göğe bakır. Ruhu çıktıkça gözü onun arkasıyla bakır. Allah tarafından gönderilen melekleri gördüğü zaman istese de istemese de o insan Allah'ın varlığına artık iman eliyor. Ama ruh çıkmaya başladısa tövbesi de o insanı Allah katında kabul değil. Ve insan dördüncü alemi ruhlar alemidir. Kıyamet gününe kimi, bizde deyirler ahir menşer gününe kimi ölen insanlar berzah aleminde kalır. Allah Azze ve Celle bir gün yeryüzünde inanmayan insanlar kaldıkta, hamsı küfür ve harap insanlar kaldıkta, Allah Azze ve Celle öz lanetini ve gazabını yeryüzüne tökecek. Yeryüzünde bütün insanların hamsı kırılacak. Ve sonra ilk yaradılan günden ve kıyamet gününe kimi, ahir menşer gününe kimi ölmüş insanların hamsını Allah bir emriyle tekrar hamını tezden dirilecek. O dirilen günü bizim yaşadığımız beşinci alem olacak. Sorgu sual olacak. Ya o gün Allah Kur'an'da buyurur فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. O gün bir toplum insan cennete, bir toplum insan ise cehenneme girecek. Yakşı emel sahip edenler, Allah'a inananlar, namaz kılanlar, oruç tutanlar, asla Allah'a tehkir edemeyen insanların yeri cennettir. Bunun eksi olan insanlar ise cehennemde öz yerlerini hazırlayacaklar. Bakın kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirip ki o gün insanlar kabirlerinden tekrar dirilecek ve çürümüş olsalar da Allah onları yoktan var eleyecek. Bu söhbəti deyərkən Muhammed Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dövründə öldükdən sonra dirilməyə inanmayan adamların biri çürümüş bir sümüyü gətirir, deyir ki bu çürümüş bir sümük mü təzdən adam olacaq? Allah Kur'an-ı Kerim'də Yasin surəsində buyurur. Yasin surəsində hansı ki bir çox yerlərdə onu səhih olmasa da qəbirlərə oxuyurlar. Yasin surəsində Allah Teala buyurur ki قَالَ مَنْ يُحْيِ. Bu sümüyü kim dirildecek? وَهِيَ الرَّمِيمِ. Çürüyenden, torpak olandan sonra Allah Teala buyurur ki قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Sen onlara de ki ey Muhammed, o sümüyü aslında kim yoktan var ettiyse o sümük olmuşu tekrar diriltmeye de kadirdi. Bizden birimiz kardeşler, eğer bu insanın 35 yaşı varsa 40 yıl bundan kabak bunun dünyaya geleceği, bunun sümüğü olacağını kimse bilirdi mi? Allah Azze ve Celle bunu yarattı. Ona sümük verdi. Bunu boya başa çattırdı. Bunu öldürdükten sonra o çürümüş sümüğü de yok olan bir insanı yaratmak daha çetindi ölmüş bir insanı diriltmekten. Ona göre Allah Azze ve Celle bizler çürüsek de, torpağa karışsak da, ne olsak da ruhumuz asla ve asla çürümür. İnsanın bedeninde esas rol aparan insanın ruhudur kardeşler. Ona göre ruh çıktıkta bedenden, bu taşıdığımız cesedimiz taştan, ağaçtan başka bir şey olmur. Ne eşitmir, ne danışmır, ne görmür, ne de tike tike dorgasan hisselemir. İnsanın ruhu var ki insan bunu hisseliyor. Ona göre o ruh çıktıktan sonra berzah aleminde öz yerinde olur, beden torpak olsa bile. Allah ahir menşer günü insanların hamsını öldürdükten sonra emreleyecek ki her bir yarattığım ruh tekrar kabrinden oyansın ve kabrinden dursun. O gün insanlar, kabirler çart çart olacak. Yerler darmadağın olarak herkes kalkıp yerinden mehşer meydanına gidecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki o gün kiminse üstünde giyinecek paltar olmur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlarından biri der ki ya Resulallah, o gün kimse kimseye bes bakmayacak mı cılbak oldukları zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki o günün dehşeti öyle bir gün olacak ki kiminse yüzüne bakmaklık halı olmayacak. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ebese suresinde buyurur. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. O gün bir kişi öz dostundan kaçacak. O gün bir kişi öz evlatlarından ve zövcesinden kaçacak. O gün kimse kimse tanımayacak.
Ona göre ki herkesin özüne yettiği derdi olacak. Bakın kardeşler, biz bugün bir cenazenin üzerindeyiz. Bizim de bir gün vaktimiz gelecek, biz de defne olacağız. Ona göre bugünü unutmayalım. Bugüne gelmeyimiz için, bugün bugüne çattığımız günü, yaxşı emellerle üzümüz ağ olsun diye, Allah'ın huzuruna üzü ağ gidek diye, mütləq Allah'ı tanımamız lazımdır. Mütləq Allah'a inanmamız lazımdır. Onun gönderdiği İslam dinini yaşamamız lazımdır. Gönderdiği Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmemiz lazımdır. Ve onun emriyle hayatımızı düzenlemeye çalışmalıyız. Bazı insanlara deyende ki namaz kıl. Elə bilirlər ki, deyirik ilk gün akşamı getmeye çıktı otur. Bazı insanlara namaz kıl deyende elə bilirlər ki, rızkısı, malı, pulu azalacak. Hayır. Seni dünyaya getiren Allah, sana göz veren Allah, sana kulak veren Allah, senin ayağına yermeye güc veren Allah, senin rızkını veren de odur. Eğer sen rızkın unvanını bilmesen de, harda olsan Allah senin rızkını getirecek. Ve çalış ki senin için yaradılanlar, sen ne için yaradılmışsan ondan seni azdırmasın. Sen Allah'a ibadet etmek için yaradılmışsan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları yarattım ki mene ibadet etsinler. Yalnız mene ibadet etsinler. Pirlere, bütlere, kabirlere değil. Yalnız Allah'a. Ona göre sen Allah'a ibadet olmak için yaradılmışsan, senin için yaradılanlar, yemek, içmek, zövce, dünya nimetleri seni Allah'tan asla yayındırmasın. Sizlere ve özüme demek istediğim kısa tövsiye budur. Bu benim borcumdur. Ben bu kendim balasıyım. Sizin içinizde büyümüşüm. Bilirim ki inşallah bir gün hesap günü var. Kıyamet günü Allah benden soruşmasın diye ben size hakikatleri demeyi özümde vacip gördüm. Ona göre de deyirim, isteyen inansın, isteyen istemeyen inanmasın. Çünkü insanın kalbine inanmağı veren Allah'tır. Kim inanmak istese Allah onun kalbini açar. Kim inatkarlık elese, kibirli elese, özünü yukarıdan yaparsa Allah onun kalbini kapıyor ve hiç kimin de ibadetine Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. Aziz kardeşlerim, söhbetim sonunda hamımız özümüz için dua edelim. En büyük ölüye olan hürmetimiz budur. Onun bizden bugün istediği şey ne mal ne pul. Hatta kabrini ağzından dolana kimi kızılla doldursak vallahi billahi tallahi bir damca ona hayır yoktur. Onun bugün bizim dualarımıza ihtiyacı var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki bakın hadise dikkatle kulak asın. Sizden biriniz kabre koyulduqda gittiğiniz zaman kabirde yatan insan sizin ayak seslerinizi eşider. Ayak seslerinizi onu terk edip gittiğinizi eşider. Ve hasret çeker. Hasret ki, beni burada yalnız koymayın, dua edeyim. Dua. Ona göre her birimiz bu insanı Allah bağışlasın diye, Allah rahmetsin diye, kabirini cennetten bir bahçe etsin diye. İnşallah her özümüz için dua edeyim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed. Allah razı olsun.